Hocam tabii şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve siz de Avrasya Hastanesi'nin onkoloji uzmanı olarak görev yapıyorsunuz ve kanser hastaları ile ilgili de bir konseyiniz oluştu. Tüm onkoloji hastaları dünyanın her yerinde özellikle birçok açıdan gerektiği noktada tedavi başlarken, planlanırken onkolojik cerrahi yapan, onkolojik radyolojisi olan, patolojisi olan hekimler grubuyla, radyolojiyle, radyasyon onkolojisiyle, tıbbi onkolojisiyle, cerrahi grupla tartışılarak tedavi planı yapılır veya tedavi ve veya diyelim tedavi planı sırasında gerektiğinde birbirleriyle konsültasyon ve diyalog halinde devam ettirilir. O nedenle de onkoloji konseyleri tüm dünyada da önemlidir, bizde de önemlidir. Mutlaka hastalar çeşitli açılardan ele alınır. Çünkü onkolojik tedavi sırasında geri gelir cerrahi gerekebilir. Geri gelir biz sürekli zaten mutlaka hastalığın gidişatını takip etmek için radyolojik ve nükleer tıp yöntemleri kullanmaktayız. Hemen dünyada tüm branşlarda olduğu gibi, pek çok branşta olduğu gibi konseyler önemlidir. Onkolojide konseyler vazgeçilmezdir. Bu açıdan da onkoloji konseyleri de hastalar tartışılarak takip edilir.